Mesela e, enfusi tefekkür. Vartaları yok mu? Eğer bir rehberin yoksa öyle vurgun yersin ki bak en en küçük vurgundan bahsettim. Yani şu anda biz haram işlemiyoruz tamam dershanedeyiz. Aram elimizden geleni okuyoruz, yapıyoruz. Tam enfusi e, şey fırsatı zemini ama ne çıktı karşıma ya? Yani vesveseden vesveseden kısmen kurtardım. Niye? Vesvese eylemedir. Bak bu da söylüyorum. Ve tahariye dairdir. Tahariye ciddiyeti vesiledir. Eylem. Değil mi? Teyakkuza sebeptir diyor. Lakaytlığa atar. Teavunu def eder. Bak hepsi vesile. E, doğru yaşadığın zaman, videolara girmediğin zaman olmaz vesvese. Vesvese eylemedir yani. Vehim öyle değil ki vesvese kalbidir ve vehim dima aittir. Vehim düşünseldir. Ustad ne diyor baksana Mehmet Ede'ye diyor, ne diyorlar büyükler? Cehli cehennem diyor. Yani o cehennem işi değil ha bu o Haş ı Meydan'daki cehennem buna göre. Yani düşün adam intihar ediyor ya. Nasıl eder? Müslüman da Şey olabilir mi abi? Vesvese terklerle şey oluyor ya He. örtüyorsun üstesinden geliyorsun. Vehim de tecerrütlerle mi acaba? Aynen. Hı. İşte ben mesela başka bir vehimi anlatayım size de. Hı. Şimdi cehili cehennem diyor. Cehalet cehennemi. Cehalet olmak, cehil ce, cahil kalmak cehennem gibidir, yakar. Ondan beter ne var cehennemden? Adem. Adem ise vehimler yapıyor. İki adam intihar ediyor. Hı. Mesela bak, yaşadığımı söyleyeyim bak bir daha. Hava sayfasıyla meşgul oluyorum. En fıssali bir Yani mesela dört unsur var ya toprak, su, hava, nur unsuru. Ee, onunla uğraşıyorum. Hava bir bakıyorsun böyle neredeyse yani kalktı kalkacak gibi böyle. O kadar saydamlaşıyor yani. Her şey burada var, havada var. Şimdi tefekkür ediyorsun. Ya arkadaş zıttı ile beraber yükseliyor tefekkürde. Bir baktım ki olmayacak, mümkün değil. Bu vehim nereden geldi? Yani tefekkür ettikçe zihinde mekan açılmak demektir. Vehim de yükseldi. Meseseden sıyrıldım. Vesveseden kurtulabilirsin. Çok kolay. Tertleri yaptın mı vesveseden kurtulursun. Ciddiyeti vesiledir diyor. Lakayt Abdest aldım ben şu anda abdestsiz yemek yemem. Abdestsiz. Şimdi bana nasıl diyecek abdestsizsin? tamam Hı. bundan kurtulursun. Vehim öyle değil işe. Düşünsel. Zanlar. Mesela Hı. diyor ki aha böbreğin şey yaptı. Aha öleceksin. Aha korona. Her yaşın bir vehmi vardır gazali. Hı. Mesela hepsini koyar. 6 yaşına kadar ne yüklerseniz yükleyin. Ne kadar ya çocuğun kafası mı? Tamam. 50 tane yabancı dil yükle. Yani. 6 yaşına kadar her şey ver. Mesela 16 şey 26 yaş neyse girmeyeyim. 26 yaşına kadar evliliği bitirmesi lazım. Yani o taşkınlığı önüne önmek için. 33 insan oturaklı olur. Tamam? Oturur yani sistemin. 40 Kemal dönemi. 50 <laughs> İmbisat dönemi. Her yaşın şeyi de var. Bakıyorsun ki ölüm korkusu bile. Bak ondan hepimiz yaşadığı bir şey. Ölüm korkusu çocukta yoktur. Ustad bile ya 12-13 yaşında, 11, 11 yaşındayken diyor. Köyümüzün diyor caminin minaresinin şerefesine dolaşırdım diyor. Evet. Ee, ama yeni sahipte ne olmuş? Emirdağ 1, 14. sayfa. Oradan ezberleyin simgeyle. 14. sayfada 14'lü rövelver var diyor. İki tane rövelver aldım diyor. Hayatım bana lazım diyor lisanı çıkana kadar diyor. 14. sayfada 14'lü almış. Bak baksana ölmemek için benim hayatım lazım şimdi diyor. Onun için dikkat ediyorum diyor. Ama Mina'nın şerefesinde var. Şimdi yeni sitede dolaşır mı? Yani yaşlandıkça ölüm korkusu basar ya. Bu ya bana ne oldu deme. Bu sistem sistem bu. Kendine fatura çıkarma demek. Ki. Gel arkaya doğru git. Çocuğa, çocukluğuna doğru git. Ölüm korkusu şey yapar. başka hevesler olur. Ama yaşlılıkta diğer bazı arzular olmaz. <laughs> <laughs> İmam Rabbani yani yalnız eee kalgın meselesi demiş ya. He. <laughs> <laughs> ama 40 yaşındaydı. Hayır şöyle. Siz terkler devinizdi değil mi? He. <laughs> Hem tek vardı bu arada. Ha, şimdi diyor ki İmamı Gazali'nin o vesvese dediği vehim ve vesveseyi çift almış. Evet. Yani çift böyle detay yapmamış. İçine girdiğimiz zaman baktım ki vehimler var. Yani Gazali yani mağaradayken. E, evet. tektir yani sonuçta. Yani. İşte 10 sene kaldım diyor. Eğer diyor e, bana vehimler musallat olmasaydı. Onu biz tercüme ederken Arapçayı vesvese demişiz eğer bana vehimler musallat olmasaydı bir de mağaradan çıkmazdım bir de on senede ne anladın İki şey anlamış mağara hayatında iki şey anlamış on sene mağara her şeyi akılla izah etmeye kalkmak Allah'ın rahmetini daraltmış olur bana vesvese yalnız kalıp vehim ve vesvese bana musallat olamayacağını bilseydim hiç çıkmazdım. bir baktım Mehmet'in dediği gibi Maddi nefse olduğu, manevi nefse ma... ikisi de olduğu gibi, maddi ve manevi vehimler de var. Mesela maddi vehimler bedenseldir, ölüm korku şey, hastalık, avram ağrıyor, korona bu maddi vehim. Bedene dayalı bir vehim. Manevi vehim ise zanlardır. Hem kendisine zan, hem Allah'a zan. Mesela Allah beni acaba affeder mi? Müzen ve vehim e, farklı değil mi? Farklı, farklı. Vehim mesela şer değildir. Vasatı nimettir. İnsana zenginlik katar, çeşitli düşünme melekesini kazandırır. İfratı şeytandandır. Tefriti nefse maredendir. Ne demek bu? E, i̇fratı, şey nefsin tefritini söyleyeyim, bedensel bedene dayalı bir vehim olur. Yani e, zanın Vehimin tefriti bedensel yani ölüyorum korona oldum aha öksürdü onun yanında oldum yani beden eksenli vehim olur e, tefriti ifratı ise e, yani unutmayın her şeyin ifratı şeytandan her şeyin tefriti nefse mareden ifratı şeytandan demek karşıyadır tefriti kendisinedir e, ee, ifratı Allah'a ve kişilere döner vehim. Allah'a suizan eder. İnsanlara suizan eder, zan Mesela bunun çaresi nedir? Bugünkü derste şey yapacağım. Bugünkü ders var ya. Bugün böyle e, 11'deki ders çok önemli. Mesela suizanın en fenası Allah'adır. Al, acaba beni Allah affeder mi? Allah Acaba beni Allah duamı kabul eder mi? Hazreti Ömer radiyallahu anh, ne güzel kullanıyor. Yani Allah'ın diyor rahmetini sorgulama. Acaba beni affeder mi deme. Acaba ben dua edebilecek miyim? Ondan zannet yani. Dua edememekten kork. Kabul edilememesinden korkma diyor. Bu yöntemi nerede kullanıyorum? Benim biraz e, sistemim öyle çalışıyor. Bir şeyin ne olduğunu anlamak istiyorsanız bir şeyin ne olduğunu süreçten giderseniz sonuca Kesinlikle zan, vehim, şüphelerden, tereddütlerden kurtulamazsınız. 40 senelik külliyattaki tespitimi söylüyor bu konuda. Yani e, süreçten sonuca giderseniz e, korkunç olur. Yani çözemezsiniz. Bir sürü dalı budağı var. Sonuçtan sonucu öğren bilmiyorsan bilenden öğren diyor ayette. Sonuçtan başa bak. Sürece bak yani. Mesela bir misal vereyim. Mehmet dinliyor musun abi? abi. Bak bu çok önemli de sana lazım o için yani. Çünkü şey yapıyorsun. Dur şey yapma dur. Mesela e, cehennem deşiti var değil mi? Kabir azabı var değil mi? Haşir hakkında çok habis hadi hadisler var değil mi? Deşeti'nden. Bu süreci mesela başlıyoruz süreçten baştan. Canımı nasıl vereceğim? Ben ne yapacağım bu günahlardan? Canımı nasıl vereceğim? Toprağa nasıl gireceğim? Kefen olacak. Süreç böyle mi abi? Söyle. Ben şimdi bunu tersit çeviriyorum bak. Bu süreçten gidersen <laughs> motorun yana. Tersten çeviriyorum. Rahmet ilahi esastır. Allah rahmeti gadabın aşmıştır. Allah Adem'e galebe ettirdi. Vücuda çıktık. Allah ve ma rabbuke bizelamin Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Senin azap çekmen için, cehenneme getirmek için buraya getirmemiştir. Hatta seni cennete de getirmek için dünyaya getirmedi. Zaten cennetteydik. Cennetteydik zaten babamız e, veraset istidat sahibisiniz diyor. 2264 demek? Adem Aleyhisselam'ın varisiyiz. Nesine? İstidadına. Veraset istidat. Hmm. Bak görüyor musun neler diyor? Ha biz cennete gitmek için cennetten çıkmadık. Zaten oradaydık. Varisiyiz. Biz rıza ilahiye gideceğiz. Hmm. Ha şimdi bak. Bir daha. Buradan bakarken bu kadar günahlarım var. <laughs> Can nasıl vereceğim? Sırayla gidiyorum görüyor musun? Sonra kabile nasıl gireceğim? Nünker mekir sırayla gidiyorum. Haşirde ne yapacağım? Sıratta ne yapacağım? Şöyle. Ya adam bunu çözeme altından çıkamaz ya. Bir sürü şeyler var ya. Bak nereden çıktım? Ve mâ rabbuke kezil ve ma rabbu kezil abid. lil abid. Ve ma rabbu kezil Rabbin kullarınızın zalim değildir. Hadis-i kutsi dede. Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Tamam Veya bunlar. Ha, sonuç mu bu? Allah rahmeti asıldır. Gadabından üstündür. Gadabı ne kadar sonsuz da olsa rahmetten sonsuz değildir. Rahmet gadabını bloke etmiştir. Tamam Şimdi bu sonuca parmağını koy. Rahmet ilahi asıldır kullarına. İşte Allah rahmet ilahiyle benim canımı alacak. Allah rahmet ilahi beni kabire koyacak. Rahmet ilahi ile hesap soracak. Rahmet ilahi esasıyla haşırda hesap verecek, verdirtecek bana. Rahmet ilahi esas olarak sırattan geçeceğim. Hmm. Gördün mü abi? Rahmet ilahi asıldır. <laughs> Ölüm korkusu, korkusu da gördün Şimdi Allah'ın gadabı var mı Celal? Rahmeti var mı? Hangisi daha geniş? O sonsuz da olsa. Rahmet esastır. Ha, o zaman e, süreçten sonucu izleyin. Yoksa duman olursunuz. Şey, sonuçtan sürece bakın. Süreçten sonuca sakın yapma. Mesela uygulayacağım bu akşamki derste. Risale bilmiyorsan bilenden öğren. <laughs> bir tane söyledi ya. Gelmiştir Rize'de. Acayip ya tip insanlar var. Başıma geçeni söylüyor. Hocam dedi e, Yukarıdaki katta denk geldi yani. Kur konuşma konuşma bir şey anlatıyordum. Spor spor kulübü var onun. Kur'an'da her şey var diyor diyor. Ya bir cilt daha, her şey nasıl olur dedi ya. Ben de çekirdekte anlattım. Yaprağın kokusu, tadı, meyvenin her şeyi yok mu? Ama çekirdek mesabesinde var. O seviyede var. <laughs> ile değil. Bunu söyledim aldı gene anlamadı. Dedi ki 50 çuval, 50 kilo çuvalda unda kaç çekmek çıkar dedi. Bana Kur'an'da gösterebilir misin dedi. Dedim ki akşam gel söyleyeyim sana dedi. Göstereyim. Tamam dedi hocam dedi canlandı. Üst de ben şimdi gideyim bir saat sonra gel. Tamam geliyorum. dedi. Spor'a gidip açayım dedi. Çocuklar şey bekliyor. King Box hocası. Ondan sonra Rize'de. Geldi. Dedim ki geldi. Bilmiyoruz. Şey e, şu kadar çıkar dedim. Unuttum. 50 50, 50 kilo un şu kadar çıkar. Nerede yazıyor dedi. O da biliyormuş meğer. Ondan sonra nerede yazıyor? Bak burada yazıyor. Ne yazıyor? Okum öyle. Bilmiyorsanız bilenden öğreniniz. Ben dedim bir 50 kilo undan ne kadar ekmek çıkacağım bilmediğim için fırıncıya telefon ettim. Ne kadar çıkıyor? Bu kadar. Allah'ın emrine uydum. Allah dedi ki bilmiyorsanız bilene öğrenin. <laughs> Bak diyor böyle geliyor. Bak. Ha. Hakikaten şeyden var mı? Var. Mesela ben çıkartamıyorum ama İmam Azam'a aynısını söylemişler. Peki benim devem kayb kayboldu dedi. Nerede dedi. Hmm. Dedi ki şöyle baktı böyle zihnini Kur'an'ı bir çevirdi falan yerde dedi. Hmm. Nasıl çıkarttın? Gitti o mananın inşanı ve remzi tabakasından onu çıkarttı. Çünkü Kur'an haritayı kutsiyedir diyor. 25. Sözde. Haritayı kutsiye. Ne seyretmek istiyorsan Kur'an'da var ama nasıl var? Ağaçtaki meyve çekildiği uygun olarak var. Koku olarak var. Neyse beyime gel. İşte rahmeti ilahiyeyi sonuçtur. İttihad İslam. Yani cihan bunun için geçmiştim. Bilmiyor musun ne olacak? Bilenden öğren. Yani sonuç ne olacak Türkiye'nin? Dünyanın hali, Müslümanların hali ne olacak? Kıyametten önce 60 yıl, 40 yıl diyor. Sonra 20 yılda bozulma. 40 yıl dünya İslam hakim olacak. Kafirler istemese de Allah bunu tamamlayacak. Tamam, tamam tamam. Sonuç bu mu? Ha, tarihte geldi mi 1506'ya kadar? Abi bir şey kalmadı. Şu anda ben Türkiye ve dünyadaki bu koronadan sürecinden sonra ne olacağını söyleyeyim sana. Allah'ın izniyle. Sonuçtan söylüyorum. Sonuç neydir? İddia da İslam olacak. Asya şurası olacak vesaire bu akşam. Ha, İttihat İstanbul sonuçta göreşini bakalım Türkiye. Her şey sureti gibi gözüktüğü gibi değil. Her şey iyiye gidiyor. İttihat İslam'a gidiyor. Nasıl gidiyor şey gözüküyor. Gözüksün. Gördün mü? Bak sonuçtan sürece. Yani başlangıca bak. Süreç yani yürüyen sisteme bak. Vehim. <laughs> mesela vehim bir de bunu söyleyeyim gideyim çalışmaya. Evde sonuç nedir? Kadının fıtratıyla aynı uygulayayım eve ki psikolojiye olsun. Kadının fıtratıyla erkeğin fıtratı farklıdır. Erkek sorunları düşünerek ve matematiksel çözümler yapar. Kendi haline kimsenin ses yapmasını istemez. Hale kendisi çözer. Çözemese ehliyine meşveret eder. O kadar. Erkeğin fıtratı budur. Bil yani diye. Kadının fıtratı ise bilse dahi konuşur konuşarak çözmeye çalışır. Ve onu konuş. Evleneceğin zaman mutlaka kadına iki saat ayıracaksın. Konuşma muhatap olacaksın. Hiç ses yapma tamam. Ama hep onaylama. Onaylama makamda olacaksın. Yani ya çok konuşuyorsun dedin mi? Evlenme. Fıtratı bu. Sonuç bu. O zaman sonuçtan sürece. Ha hep onaylama makamında. Ha falan diyeceksin. Öyle. Sen şimdi işten geldi mi? Kavgaya mesela dedim ya sonra bir tane. De. Ee, dedim ki ya bir dedi çok kavga oldu falan. E, niye dedim? ben Bize zaman ayırmıyorsun diyor. Bize derken bana ayırmıyorsun. Diyor. Nasıl? Sen dedim işten geldiğin zaman e, hemen sofraya veya ondan sonra televizyona ve bilgisayara videolar mı? Evet dedi abi. Ya öyle olmaz. Geldiğin zaman en az bir iki saat ona konuşma muhatabı olacaksın. Muhatap olacaksın. Konuşsun o. Sen şimdi işteydin. O sağa sola telefon etti. Konuşma ihtiyacını kadın Konuşma ihtiyacı var ekmek gibi. Hava nasılsa insana kadına konuşmak bu. Dedim ya bizim memlekette annelerimi görürdüm. şimdi anlıyorum. Sırtında 60 kilo 80 kilo çay sepeti. İnan, inan vallahi 60 kilo 100 kilo 100 kiloyu geçen sepetler var. O bir de yokuşu çıkıyor. Terden su. ayaklarına su çıkıyor. Mubala etmiyorum bu şeyi şiddetlendirmek için demiyorum. Ha. Ama iki kadın bir araya geldi. 15-20 dakika o yükün altında konuşuyorlar. Ulan bir koyayım de. Bunu duvara koyayım bu yükü. Ondan sonra konuşalım da hatırına gelmiyor. Anladım ki bu konuşma kadında esastır. Sonuçtur. Su gibi hava gibidir. Tamam. Su gibi hava gibidir. Değil mi? Evde niye kavga ediyorsun? Geleceksin işte. Elin yüzünü yıkadıktan sonra e, ee, ne haber? En az bir iki saat muhatap olacaksın. O ihtiyacını gidereceksin. Tam konuşma şu. Şey. Ondan sonra otur. Bak ev gülgiristan olur. Muhatap ol. E sen şimdi sabahtan beri dışarıdasın. Haklı da biraz. E geliyorsun. Ya masana oturuyorsun. Ya bilgisayara karşısına oturuyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Hani böyle kördüğün bir evlilik olur mu? Biz de biz de oldunuz ya. Erkekler kastediyorum. Ya bir düşünsene ya. Kadınsın. Akşama evdesin. Çocuklarına bakıyorsun bilmem ne. E şimdi adam geldi Mehmet hayal hmm. Muhatap olacak. Bilgisayarın başına geçmiş. Ona yazışıyor. Buna yazışıyor. Videosu çoluk çocuğuna zaman ayırmıyor ya. Bu, bu olur mu böyle bir şey ya? Hmm. Sen dedim ki kardeşim kadınla muhatap ol. Hakkıdır ya. Böyle bir şey olur mu ya? bir şey bu şey dedi ki abi ders çalışmayacak mıyız? Kardeşim işini de yapacaksın. Bana uydurma. Kadına da muhatap olacaksın. Dersini de çalışacaksın. Derse de gideceksin. Risale okuyarak da çalış şey yazarak da çalışacaksın. Nasıl bulacaksın kardeşim zaman? Videoları seyretmeyince göreceksiniz zaman içinde zaman olduğunu göreceksiniz. Videoları seyretmeyin. Zaman içinde zamanın açıldığını göreceksin. Şey bir, bir filozof öyle yapmış şişeye gitmiş çakıl taşlarını doldurmuş. Tam doldurmuş. Dedim ne var burada? Dolu çakıl taşı var. Dolu mu? Dolu. Başka çakıl taşı alır mı? Dedi. Almaz dedi. Şırıt kum koydu içine. Girer mi girmez mi doktor? Girer. Ama bak çakıl taşı girmez ama kum girdi. Ne oldu dediler. Hem çakıl taşı hem kumla doldu. Şimdi ne çakıl taşı ne kum girer mi? Girmez dediler. Su koydu. Girdi mi su? girdi. Ha böyle. Zaman içinde zaman israf etmediğin zamanlarda zaman içinde zamandır. Videolardan sıyrıl, televizyonlardan sıyrıl, filmlerden sıyrıl. Bak yeye ye, harca harca bitmeyecek zaman çıkacak. Yani. Um, umman gibi zaman çıkacak sana. Yani harcayacağım bir yer bulamazsın. O kadar korkunç bir zaman göreceksin. Yani en basit dediğin o bazı filmler en az bir buçuk saatini alıyor. Bu arada namaz kılın şey yaptın ondan sonra tamam. Bir de filmlerin arası videonun arasında hanım sana bir şey dedi mi geriliyorsun. Ya tam heyecanlı yerde bunlar. Ya bırak onu ander olsun ya. Git çoluk çocuğuna zaman ver ya. Ya bizde ya bizde o var ya. Yani gelir gelmez bilgisayarın başına. Ders dayı olsa oturma kardeşim derse. Ders zamanı değil. Çoluk çocuğun halatını sor. Otur, sohbet et, muhatap ol. Ondan sonra ha o ihtiyaçlarınızı gider. Ondan sonra otur Risale'nde e, hani bazıları der ya Risale'nin talebesi olabilmesi için okumak, dinlemek, yazmak. Bir tanesi yap yeter. Hayır yetmez. Öyle değil Risale'nin Ben öyle anlamıyorum. Risale'nin talebesi hem dinleyecektir, hem dinleyicidir, hem okuyucudur, hem yazıcıdır. Öyle diyor 54. sayfa Kastamonu'nda. Niye? Başta bir şey söylemiştim onu söylüyorum kalk bunu al, bunaldın hiçbir şey yap, yapmak istemiyorsun canın sıkıldı. Uf, ne yapayım? Kur'an oku. Tembellik. Uf canın sıkıldı, darlandı, patlayacaksın. Kur'an oku. Başka bir şey yapma. Peki e, takılıyorum ona takılıyorum. Vehim yapıyorum. Nasıl dedi, niye dedi? Zanlar uçuşuyor, şüpheler ve seseler. Takılıyorum ona, unutamıyorum. Kur'an mı okuyacağım? Hayır. Risale-i Nur'u okuyacağım. Hayır. Risale-i Nur'u dinleyeceğim. Hayır. Üç tane ya. Okumak, yazmak dinle. lisan al, yaz. Yazarak dağıt. Takıntılarını, vehimler var ya ona takılıyor, buna takılıyor, zihin, beyim yapıyor. Bu takıntılarını yazarak def edebilirsin. Okuyarak def edemezsin. Demek ki takıntı moduna girerseniz Risale okuyun, tembellik, can sıkıntısı, buhran, bunaldım, uf puf çekiyorsan Kur'an oku. O zaman neyi ne zaman yapacağım bilmek lazım. Tersini yaparsan can sıkıntısı da e, Risale okusan, takıntıda Kur'an okusan olmaz. Daha. Biz bilmiyoruz ne, ne yapacağımızı.